bulacak bu ebedi sevgimiz. Hatırladın mı o geceyi? Ay bize bakıp gülümsüyordu. Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu. Ne yaparım ben yar sensiz? Derdimi kime söylerim? Hasretimden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Hoş geldin sen bu dünyaya, şükürler olsun Allah'a. Evimizin neşesi oldun, bir güneş gibi doğdun. Minik minik ellerinle sarılınca boynumuza, canımızdan bir parçasın, iyi ki girdin hayatımıza. Rabbim sana uzun ömür versin, İşin gücün hep rast gelsin. Her şey istediğin gibi olsun, melekler yanında bulunsun. Ninni ninni canımıza, ninni 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 yavrumuza, ninni 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 dünyamıza, ninni 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 bebeğimize. Sen bu dünyaya şükürler olsun Allah'a.
evimizin neşesi oldun, bir güneş gibi doğdun. Minik minik ellerinle sarılınca boynumuza, canımızdan bir parçasın, iyi ki girdin hayatımıza. Rabbim sana uzun ömür versin, İşin gücün hep rast gelsin. Her şey istediğin gibi olsun, melekler yanında bulunsun. Ninni ninni canımıza, ninni 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 yavrumuza, ninni 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 dünyamıza, ninni 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 bebeğimize. Sen olmaz.
Sevincim sensin. Bu dünyada tek varlık. Sevincim sensin. Ey yeah.
Yeah.
Ama karı koca beraber olacak.
Onları sesleneceğim dedim. Bu bahisle terk etmeyecek kitabı. Ama çok bu şeyi karı koca beraber olacağız. Yani anlaşmak versin, dua yapıyoruz. Onun için toplanıyoruz buraya. Bazı şeylerde bilmiyorum nasıl yapılır. Ama biz toplanıyoruz. Herkesin burada kim geldiyse buraya, herkesin bir sözü anlatır. Onlar için çok güzel. Çünkü Allah bekliyor dua. Bekliyor hiç bilmezsin dua yapma. Ama Allah'ın bugün ver onlara anlaşmak. Yardım et onlara. Bereketli onlar yürüsünler, devam etsinler. Çünkü güzel bir günde toplandık. Bugün yani kitaba göre bugün İsa'yı tutukladılar. İsa Mesih'i tutukladılar. Bizim günahlarımız için. Yani bizim günahlarımız için ölecek ve üçüncü gün dirilecek. Demek ki bize bizi cennetin kapılarını açsın. Yani kaç vakit vaaz etti tutmadılar. Geldiler hırsız gibi bugün tutma onu. Hırsız gibi tutacaklar. Alacaklar onu. Çarmıha gerilecek. Ama ne için gerilecek bilirsiniz mi? Senin ya da benim günahlarım için. Sen hani yapamadın Allah'ın dediğini İsa Mesih getirdi yerine. Çünkü kitap çok güzel söylüyor. Çalmayacaksın, yalandırmayacaksın, yalan yere şahitlik yapmayacaksın. Göster bana burada kim çalmadı. Göster bana kim yalandırmadı burada. Hepsimiz yaptık bu işi. Allah da gördü, biricik oğlu İsa Mesih ki çarmıha bıraktı gitsin. Yani kuzu gibi. Nasıl? Eski ayette yazıyı. O verdi kuzuyu, her sene kuzu kesiyiz, yani koyun kesiyiz ve günahlarımız için. Bazı zaten dönmeler çok insan için. Ama günahlar için verdi Allah. Biz gene yaptık onu cenaze için, mevlid için, onun için, her şeyi onun için. Kurban, kurban denildiğine, kurban demek ki Allah'ın kuzusu. Kurban İsmail adını. Kurban odur. Her sene kesiliği, demek ki günahların çiftesisi, lazım kan dökülsün. Ve İsa Mesih geldi, o bir kere kan döktü, çivilendi, bir kere kan döktü bizim günahlarımız için. Artık biz bakmayız koyuna, zaten kuvvetimiz yok, her sene keselim. Artık bakmayız, artık bakayız İsa, sen bizim için çile çektin, bizim günahlarımız için. Ve bizim için çektin, şimdi bizim uşaklarımıza yardım edeceğim, bırakmayacağım. Ama iman isteyelim Allah'ımıza, iman versin bize. Yani bu kitap gerçekten çok güzel. Ve bak ne oldu? Yani şey, uzatmayacağım, çok kafanızı şişirmeyeceğim. Ama en güzel şey, İsa'yı dedik ya, tutukladılar. Ve çok çile çekti. Kamçıklar büyüdüler, askerler maytap oynadı, yırttılar, rubalar bunu. Hiçbir şey yapmadı. Biz gene layıkız. Biz sürdük de, saydık de, her şeyi yaptık. Biz layıkız, layıktayım, her şey. Zaten öldü o zaman, bunu göreceğiz bakalım. Aman, zaman, şimdi lazım doğru kalsın. Ve üçüncü günü İsa Mesih kitaba göre dirildi. Dirildi, bize hayat verdi. Verildi. Yani o zaman İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. Ve 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Ve ayartıcı ona gelip eğer Allah'ın olursan söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi. Ama o cevap verip insan yalnız ekmekle değil ama Allah'ın ağzından çıkan her bir sözle yaşar diye yazılmıştır dedi. Bak deneyecek onu 3 kere. Söyledi ona şeytan bir çöle getirdi İsa'yı. Neydi ona? İsa tuttu oruç. Bilirsiniz mi oruç dedi mi? Ekmek yemeyesin, hayatını unutmasın. Yani oruç tuttu ama bizim için tuttu. Yıl bizim gibi bir gün tutalım, iki gün, üç gün. O tuttu 40 gün, 40 gece. O zaman çok acıktı, şeytan geldi ona. Nasıl insan parasız kalırsın değil mi? Şeytan bulacak geldi. Göre gideceğiz, çalacağız, bunu yapacağız, bunu anlattırayım. Aynı şey İsa'ya geldi. İsa çok acıktı, geldi neye dönem? Sene geri Allah'ın olduysan, sen söyledin bu taşa, taş ekmek olsun sen de yiyin. Şeytan biliyor nasıl yapsın. Ama Allah da daha güzel biliyor. Ama o cevap verin. İnsan yalnız ekmekle değil, ama Allah'ın ağzından çıkan her bir sözle yaşar diye yazılmıştır. Şükür olsun. Ve İsa ne dedi? Sen söylesin taşa söyleyeyim. İsa söylese taşa ekmek olsun olacak yiyecek. Ama o dedi, yalnız ekmekle değil,
Allah'ın sözüyle de yaşayabiliriz. Şükürler olsun. Çünkü bazı çok açık. Çünkü evde 3 cami, 4 cami çok açık. Gördüğüm camiyi daha kısa yapacağım, dua yapacağım. Acıktım. Ama bir güzel bir şey çıktı önüme okuyup doyurdu beni. Yani ben bu şeyleri gördüm. Allah'ın sözü doyuruyor. Nasıl anlatayım? İnsanın bir problemi var mı? Şu an hasta bir şey, hasta dua yapmışsın, sevinirsin. Şu an güzel bir haber aldın, iyileşecek, her şey güzel olacak. Ekmek tutuyor mu seni sevinçte? Belki hiç ekmek yemedin ama sevinçte o ekmek gitti. Yok, canım istemi. Şükürler olsun. Kitap dedi, Allah'ın sözünden doyurabilirsin kendini. Allah'ın dualarını. O zaman onu kutsal kente götürdü. Ve onu tapınağın bir kulesi üzerine koyup kendisine dedi ki, eğer Allah'ın oğluysan at kendini aşağı. Çünkü yazılmıştır. Meleklerine senin için emredecek ve ayağın hiçbir zaman bir taşa çarpmasın diye onlar seni elleri üzerine taşıyacaklar. İsa ona, sen Allah'ı Rabbi denemeyeceksin diye yine yazılmıştır dedi. Bu da çok önemli. Deneme Allah'ı. Bazı insan deneyin. Dur deneyeyim şimdi bakalım. Gideyim bu toplantıya, bir dua yapayım. Eğer olursaydı ben de inanç olacağım. Ama bak ne dedi? İsa'yı bindirdi bir yüksek bir yere. Dedi, eğer atarsan kendini buradan, Rab İsa Mesih dedi, eğer atarsan kendini, şeytan dedi Rab İsa'ya, eğer atarsan kendini, Allah gelecek meleklerini gönderecek, seni tutacak. Ama nerede lan? İsa ona, sen Allah'ı Rabbi denemeyeceksin diye yine yazılmıştır dedi. Tekrar iblis onu çok yüksek bir dağa götürdü. Ve ona dünyanın tüm krallıklarını ve onların yüceliğini gösterdi. Gösterdi. Ve ona eğer yere kapanıp bana tapınırsan tüm bu şeyleri sana veririm dedi. O zaman İsa ona çekil git şeytan. Çünkü Allah'ın Rabbe tapınacaksın ve yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır dedi. Yani ben göreyim burada üç şey var. Birincisi kitaba göre söyledi. Hani söyle senin ağaçsın ya. Söyle bu şey olsun da olacak. O deneme bunu Allah'ı. Deneme Allah'ı çünkü Allah'ı denemeyecek. Ve Mikra'da dedi gittim pensiyem alma. Ama aklıma geldi dedi sen okuyorsun deneme. Başka süper söyleyin dedi, dur şimdi bakayım nasıl olacak, uyuyacak mı pensiyem, uyumayacak mı? Bu sefer dedi duamı yaptım, gittim. Söyledim, Allah'ım olursa olsun senden olsun, olmasa olmasın. Gittim dedi, kapılar sanki açıldı dedi, ben oturayım bekleyeyim. Öbürsü çık, biber kesin, karı çık, söyledi sen gel. Hadi sen gel, sen gel. Bütün dokümanlarım hazır oldu dedi, pensiyem çıktım dedi. Ama öğrendim, deneme Allah'ım. Çünkü bazı insan çok sevi denesin. Ve bu denemek de şeytandan. Ve bazı karı koca oldu. Denesin dur da bu adam şimdi böyle mi yapacak şimdi böyle. Deneme. Duanı ver Allah'a. Duayı ver Allah'a. Allah'a teslim et. Uşağını da, kocanı da, karnını da hepsini teslim et. Ve Rabbim sana bereketleyecek ve bırakmayacak. Umudumuz bu. Şimdi şu an adını koyalım. Buradan geçiyor. Ver bana, korkma, ben şey, bende torun var, korkma. Sen de biraz, sen de. Otur sen de. Bende torun var, ben de bileyim tutma arkadaşlar. Gelirken çekildim beni, o da fakla iyi geldi üstüme. Bütün pantolonu kirlettim, gittim değiştirdim, çekildim. Adı ne oldu? Zeliha. Zeliha. Evet, tamam. Şimdi herkesten isteyeyim, yani ben dua yapayım, Allah'a teslim edeyim. Biz sadece şu an adını koyalım. O zaten, yani gerçeği isterseydiniz, zaten adı koyulmuş şu an. Şu an adı Zeliha. Şimdi Zeliha bağında bakıyor şu an. Biz sadece teslim edeyiz Allah'a. Allah onu hayat defterine yazsın, o da bir gün inanç olsun. Buyurun efendim.
döndürelim kamerayı. Ben sana inanayım ve sana güveneyim. Çünkü senden başka yok kim yardım etsin bizlere. Umudumuz sensin, kuvvetlisin, dirisin, gönlesin. Ve Zeynep kardeşimiz seninle nefes etmez ya Rab. Hayat defterine yazan sensin ya Rab. Koruyan, bekleyen, yardım eden, umut veren sensin İsa. Karı koca, oğul, uşak, anlaşmak ve kardeş şerfi İsa. Sen bereket, dolar, namerli, gündelik ekmekleri, gündelik resimler. Koru bu bebeğimizi de hatadan, beladan, hastalıktan. Sen yapabilirsin çünkü sen Allah'sın. Biz de bugün sana teslim ediyoruz ya Rab. Seni çağırayım bu saatte burada kal. Bu kardeşlerim çağırın, genç onlar. Sen anlaşmak ve sen bereket onlara ya Rab. Ve kızımızı da senin eline bırakayım. Koru da hatadan, beladan, hastalıktan. Teşekkür ederim sana bugün gönderdiğimizleri seninle bırakayım İsa. Sen koruyansın, sen bekleyensin ya Rab. Hastalıklardan ve şifalık veren sensin, bereket veren sensin. Ve gündelik ekmeği, gündelik ekmeği, kocasına da iş ver, bereket ver. Gerçekten anlaşmak var onlara. Senin sözünü, senin kelamını kabul etsinler ve senin adını cihat etsinler ya Rab. Ben de bugün sana teslim edeyim bu bebeğimizi. Sen koru ve sen bereket ver. Şükür ederim sana, hamd ederim sana eşek için. Seninle bırakayım. Amin. Beğendin mi? Siz burada nasıl yapıyordunuz bu taraftan? Ben söylerken... Kamera bırakmayın. Nereden geçtim ya? Bana var, o değil. Neden güzel? Cennet kuzusu, anasın.
Bak, 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 bak
Çok güzel oldu. Yapmışlar gibi.